Bir kitap çıktı, enteresan bir kitap. Ben de sizin için üzgünüm başlıklı bir kitap. Hayat hakkında, Türkiye hakkında, gazetecilik hakkında ve bir insan hakkında, bir gazeteci hakkında. Merhabalar sevgili T24 seyircileri. Bu kitabın yazarı Kadri Gürsel şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Kadri hoş Hoş geldin. bulduk. Çok enteresan bir kitap, kutluyorum bir kere. Teşekkür ederim. Herhalde kısa bir süre önce değil mi? Bir iki hafta falan önce mi çıktı bu Evet. kitap? Şimdi bu kitapta ilk olarak kitabın çıktığını duyduğumda ben herhalde hapishane anıları falan türünden bir şey dedim. Onlar da var Onlar gerçi da var. ama Türkiye var, meslek var, baskılar var. Senin pek çok konudaki düşüncelerin var. Beni şaşırtan şey şu oldu. Seni aşağı yukarı 30 yıldır tanıyorum. Seni pek çok insan tanıyor, televizyondan, yazılarından tanıyor ve Evet. Kadri Gürsel bilgisiyle, duruşuyla, sağlam bir otorite olmasıyla insanlarda bir imaj veriyor. Burada Estağfurullah. belki hayranlık, iyi ya da kötü tepkilerin dışında bir duygu bölümü yok. Bu kitapta çok fazla duygu var. Kadri Gürsel sahici bir insan olarak çıkıyor. Sevinçleri, üzüntüleri, öfke kontrolünde yaşadığı sıkıntılar, küfürleri. Bir insan olarak kendini ortaya koyma gereksinimi hissetmişsin. Nereden çıktı bu ihtiyaç sende? Bu yaşla ilgili bir şey mi? Türkiye'nin durumu, gazetecilik durumu. Önce buradan Bu başlayalım. yaşadıklarımızla ilgili bir şey. Tabii ki okurlarım ve izleyicilerim beni gazeteci Kadri Gürsel kimliğiyle tanırken konular, gelişmeler hakkındaki görüşlerim çerçevesinde bir aşinalık edinmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Ben onlarla haberleri, perspektifleri, çözümlemelerimi, öngörülerimi paylaştım. Belki onlar yine benim televizyon programlarındaki duruşumdan, kişiliğimin profili hakkında bazı izlenimler edinmişlerdir ve zaten bana sorulan soruların başında da bu kitapta da cevap veriyorum o soruya. Nasıl tahammül edebildiniz sorusu geliyordu. Bana en çok sorulan soru buydu. Hayır, yani 2014-2013'ten başlayarak bana en çok sorulan soru budur. Bir gazeteciye soru sorulması da tabii aslında meselenin özü itibariyle tuhaf bir durum. Gazetecilerin soru soramaz hale geldikleri bir ülkede gazetecilere sorulur oldu. Bu soruları sadece okurlar sormuyor, savcılar da soruyor, hakimler de soruyor. Bir hikaye ortaya çıktı, bir kişisel öykü ortaya çıktı. Bu öykü bir gazetecinin yazma ve konuşma kararlılığıyla, mesleğini ifa etme azmiyle, onu konuşturmama ve ona yazdırmama ısrarı arasında muktedirin bu gazeteciyi konuşturmama ve bu gazeteciye yazı yazdırmama ısrarı arasındaki çatışmanın ürünü olan bir kitap bu. Çünkü o öykü zaten bu çatışmanın ürünü. 2011'den itibaren başlayan bir şey bu aslında. Hafiften giderek ağırlaşarak, aydınlıktan giderek alacakaranlığa ve sonra zifiri karanlığa doğru giden, yukarıdan aşağıya doğru giden, düştükçe ağırlaşan bir durumun aslında öyküsü. Yazdırmama ve konuşturmama baskısı ile bir gazetecinin buna direnişi. Bunun ben sadece benim değil Türkiye'nin öyküsü olduğunu düşünüyorum. Ben bir izole vaka değilim. Ben zaten bu öykü gözler önünde cereyan etti. Sadece ben bu öykü çerçevesinde ondan hareketle bana sorulan sorulara cevap verirken benim de nasıl biri olduğumu anlatma ihtiyacını hissettim. Evet. Kapsamlı bir cevap vermem gerekiyordu. Evet, bu önemli. Kitapta birkaç bölüm özellikle ilginç. Bir kere çok etkileyici, güçlü bir başlangıcı ve sonu var. Başlangıcında bir medya patronunu, Evet. hiç kitap okumadım diye neredeyse önemli bir medya patronunu tanıyoruz ve senin Evet. 1,5 saatlik Evet. görüşmeni. Sonunda da kendi durumumuzu görüp bir parça hüzünleniyoruz. O madendeki Kanaryalar, Akkaya'nın yazısı Evet. üzerinden, bunun
Bunu bir de sen kısaca açıklar mısın? Gazetecilik şu anda madende diğerlerini korumak amacıyla ilk etkilenen, hayatını kaybeden ve diğerlerinin kaçmasına imkan sağlayan kanaryalar gibi bir örnek değil mi? Çok güzel aslında. Tam da kitabın damarı bu. Yani kitabın ana fikri bu. Diyorum ki ben burada demiş oluyorum ki, aslında böyle demek lazım. Ben demiş oluyorum ki, ey okur, ey izleyici, sizin bu gazetecilerin başından geçen kötü hadiseleri izlerken onlar için üzülmeniz, onlar için kaygılanmanız, evet, onların durumu hakkında endişelenmeniz, bunlar güzel duyarlılıklar, hassasiyetler ama esasında gerçekte olan ve bu gazetecilerin başına gelen, başından geçen kötü hadiseler neyin habercisidir? Gazeteciler haber yazarlar, haber yorumlarlar ama onların başından bunlar geçiyorsa, abuk subuk, saçma sapan iftiralarla, hukuksuz ve haksız bir şekilde cezaevlerine dolduruluyorsa bu gazeteciler, işsiz bırakılıyorlarsa, çalışmaları engelleniyorsa ondan sonra, bu neyin habercisidir? Ben bu sorunun da cevabını okura sunmak istiyorum. Bu maalesef aslında bütün Türkiye'nin ve dolayısıyla da bizler için endişelenen, bizler için üzülen insanların da başından geçen, başından geçmekte olan ve geçecek olan bir kötü bir öykünün, olumsuz gidişatın anlatımı. Yani ez cümle ben burada bir ülkenin, bir ülkedeki kötü gidişatı, kötüye doğru gidişi bir gazetecinin başından geçenler bağlamında anlatıyorum. Ya da benim başımdan geçenleri ülkedeki kötü gidişat bağlamında naklediyorum. Bu böyle. Yani izole bir vaka değiliz. Bize bakarak, bizim başımızdan geçenlere bakarak insanlar günün birinde aslında bizim yaşadığımız kötülüklerin, maruz bırakıldığımız kötülüklerin bir benzerinin kendi başlarından ve ülkenin başından geçmeyeceğini düşünmesinler. Çünkü bizim başımızdan geçenler ülkede hukukun, demokrasinin, anayasanın askıya alınması neticesinde geçti. Ve böyle olduğu zaman da bununla sınırlı kalmayacaktır, kalmaz. Kanarya örneği de bu. Yani sadece Kanarya örneği şu, yani onda nasıl olduğunu da tabii anlatalım. Geçmişte modern teknolojinin uyarı, ikaz cihazları yokken Grizu sızıntısını önceden haber almak için zayıf, dayanıksız, küçük ama güzel bir canlıyı beraberlerinde indirirlermiş madenciler ocaklara, kafes içinde bir kanaryaymış. Ve Grizu sızıntısı olduğu zaman önce kanarya ölürmüş. Aynı şekilde su arıtma tesislerinde akvaryum balıkları olur. Arıtılmış su bu akvaryumdan geçer. Eğer bir hata varsa proseste o balıklar ölürler ve ondan sonra anlaşılır ki su kirlidir. Türkiye'de hava bozuldu, hava bozuluyor, hava kirleniyor, soluduğumuz hava. Çünkü soluduğumuz havadaki demokrasi, hukuk, insan hakları oranı minimuma düştü ve hatta yok oldu. Bu ne demektir? Oksijensiz kaldık. Yani oksijenimiz yetersiz ve boğuluyoruz demek. Sudaki oksijen de tükeniyor. Biz boğuluyoruz. Biz hukuksuzluktan boğuluyoruz. Dolayısıyla şimdi sudaki balıklar ve kanaryaların başından bunlar geçiyorsa ve siz de sadece seyirci kalıyorsanız buna, sanmayın ki sizi bekleyen akıbet bundan çok farklı olacaktır. Ben burada okurun gazetecilikle ve gazeteciyle empati kurmasını istiyorum. Gazetecinin başından geçenler ile kendi durumun arasında bir sağlıklı irtibat oluşsun istiyorum. Bir etkileşim kurulsun istiyorum. Bu kitabı da bu amaç lazım. Türkiye'de gazetecilik hakkındaki bilincin en başından itibaren yanlış kurulduğunu, bunun tarihsel bir yanlış bilinç olduğunu
ileri sürüyorum. Bu konudaki argümanlarımı da kitapta anlatıyorum ve maalesef bizim baskı altında kaldığımız dönemde biz, yani hala da bu baskı sürüyor. Bu dönem bitmiş değil, antiparantez. Bunu kolaylaştıran bir faktör olduğunu düşünüyorum gazetecilik hakkındaki yanlış bilincin. Bu bilinçte gazeteciliğin Türkiye'de 19. yüzyılda iktidar ve rejim mücadelelerinin bir tarafı ve aracı olarak tesis edilmiş olmasından beri yanlış. Peki şimdi bu akvaryum ve kanarya örneğinin trajik notasından devamla bir şey soracağım, kesin gelebilir soru ama senden de bir alıntı yaparak, gazetecilik ölüyor mu Türkiye'de, ömrünün sonuna mı geliyor? Çünkü bir yerde diyorsun ki bu kitabın yazıldığı Türkiye aşağıya burgu hareketi yaparak istibradın karanlıklarına inerken ülkenin sorumlu gazeteciliği ölümden önceki son aşamada derin bir koma halinde bulunuyordu. Ölüyor mu gazeteciliğimiz? Ülkedeki son gerçek gazeteci yazmaya ve konuşmaya devam ettiği sürece gazetecilik hakkında, gazeteciler ve gazetecilik hakkında kesin bir klinik tanı koymaktan imtina etmek için gazetecilik ölmüştür demiyorum. Bundan kaçınıyorum. Ama gazeteciliğin derin bir komada olduğunu söylüyorum. Buna rağmen ülkede gazetecilik yapmakta kararlı olan, bunda direnen gazetecilerin kaldığını görüyorum. Ve bu da ülkenin yarını için bir umuttur. Yani Türkiye'de hala gazetecilik yapma ısrarını sürdüren gazeteciler varsa, bunu bir hakkın yapamıyor olsalar bile, bu ısrarın devamı tek başına bence ülkenin yarınları için yeterli olmasa bile bir miktar umutlu olmamızı temin ediyor. Çünkü gazetecilik demek zaten tek başına kendi içinde birçok anlamı ifade eder. Gazetecilikte ısrar etmek, gazetecilik yapmakta kararlı olmak demokrasiyi savunmaktır. Fikir hürriyetini savunmaktır. Çoğulculuğu, çok sesliliği savunmaktır. Hukuku savunmaktır. Gazetecilik. Çünkü demokrasinin mütemmim cüzüdür. Ayrılmaz parçasıdır. Bu bakımdan daha fazlasına da ihtiyaç yoktur. Bir gazetecinin gazetecilik yapma ısrarını, bir gazeteci grubunun gazeteciliği değişik mecralarda, dijital medya olabilir, başka şey olabilir, yani multiplatformlar olabilir, çünkü yazılı basın artık gerçek anlamda Türkiye'de belki şu aşamada, son zamanları çok kötü zamanlarını yaşıyor. Yeni mecralarda bu mesleği yaşatma arzusu da kararlılık ve eylemlilik içinde olmaları Türkiye'nin demokrasisini gelecekte, yakın bir gelecekte veya orta vadede yeniden tartışmak, tanımlamak ve yaşatmak açısından bir umut ışığıdır. Şimdi tam da bu konuştuğumuz konu ve benim alıntıyı yaptığım gazetecilikle ilgili senin yazdıklarında devamda Türkiye'de profesyonel, bağımsız ve namuslu gazetecilerle ilgili açıklamaların, düşüncelerim var. Son sana sormak istediğim aslında bu kaynaklı bir tartışma doğdu ama tartışma sosyal medya ortamının içinde her zaman da sağlıklı sonuçlar vermeyecek tarzda devam edebiliyor bazen. Belki burada kısaca da olsa dile getirmek istersin senin profesyonel gazetecilik, aktivist ve daha sonra orada sıraladığın bir takım ahlaki terimler de var. Bunlar arasında kurduğun bağlantı nedir? Gazeteciliğin sacaya profesyonel, namuslu, dürüst aynı anlama geliyor. Bunu biraz daha açmak lazım. Meslek, etik ve standartlarına saygılı olmak ve bu standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda çalışmak. Bunu kastediyorum namusluluktan. Ve aynı zamanda da bağımsız olmak. Ben bunun bir sacaya olduğunu, bunlardan biri eksik olduğu zaman gazeteciliğin bir hakkın yapılamayacağını söylüyorum.
Bunu 2013'ten beri söylüyorum. Yani profesyonel değilseniz eğer, bu şu demektir profesyonel olmamak. Gazeteciliği iyi bilmemek, iyi yetişmemiş olmak, mesleğin sanatına hakim olmamak. Budur. Artı geçimini gazetecilikten temin etme imkanından yoksun da olmaktır aynı zamanda bir miktar. Bu da tamamlayıcı bir unsurdur. Yani gazetecilikten geçinmektir. Gazetecilikten geçinecek kadar iyi bilmektir. Profesyonellik bu manada. Ve gazeteciliği gazetecilik için yapmaktır. Gazeteciliği bir siyasi gündem yahut da yine siyaseten tarif edilen bir seçilmiş gündem için gündemi beslemek, onu tahkim etmek, onun savunuculuğunu yapmak için ifa etmek değildir. Gazetecilik için yapıldığında tek başına demokrasinin zaten ve onun diğer boyutlarının da savunulduğunu zımnen dolaylı yoldan bir şekilde savunulduğunu söyledim. Artı bağımsızlık da nedir? Bağımsızlık bir fikirden bağımsız olmak demek değildir. Gazeteciler fikir sahibi insanlardır. Gazeteciler duruş sahibi insanlardır. Gazetecilerin siyasi ve ideolojik görüşleri olabilir. Gazeteci fikirsiz ve ideolojisiz bir insan değildir. Ama bağımsızlık fikirden ve ideolojiden bağımsız olmak demek değil. Bağımsızlık bir siyasi parti, bir iktidar, bir cemiyet, bir çıkar grubu tarafından yönetilmiyor olmaktır. Bağımsızlık budur. Bu dediğin özellikler merkez medya dışında da bulunabilecek şeyler değil mi? Örneğin bizim şu anda bulunduğumuz T24'te de biz bunu amaçlıyoruz. Şimdi bakın, merkez medya diye bir şey yok. Nedir kastedilen merkez medyadan? İktidar medyası var. Niye biz buna merkez diyoruz ki? Ana akım diye bir medya kalmadı. Ana akım medyayı tanımlayan başat özellikler bir kere sadece yaygın olması, çok geniş kitlelere hitap etmesi değildir. Artı bugünkü iktidar medyası da aslında çok geniş kitlelere hitap etmiyor ve yaygın değil sanıldığı gibi. Bunun farkında olmak lazım. Ana akım geniş kitleler tarafından istekle birçok seçenek arasından isteyerek, arzu edilerek, bedeli ödenerek alınan bir gazetecilik hizmeti. Ana akım bağımsız olmak zorunda. Bu şu demek ana akım. Evet, ana akım bir sermaye sahibidir elbette. Çünkü bir iş modeli olmak zorunda. Bağımsız olmak için ana akım bir iş modeli geliştirmek icap eder. Bunun sürdürülebilir olması için bağımsız olmak budur. Aynı zamanda. Artı asgari basın meslek ilkelerine ve standartlarına da saygılı olmak ve referans oluşturmak gerekir. Yani referans gazeteciliği de yapmak gerekir. Nitelikli gazetecilik denen bir tabir var. Nitelikli gazete, quality paper dediğimiz. Tabii paper kavramını artık bundan sonra yeni medyanın model mecraları içinde kullanabiliriz. Yani kaliteli yayıncılık demek daha doğrusu. Ana akım bütün bunlardır ve ana akımı olmayan bir ülkede demokrasi yoktur. İktidara bağımlı bir medya ne kadar, yine rezerv koyarak konuşuyorum, ne kadar kitlesel ve yaygın görünse de ana akım değildir. Çünkü böyle bir medyada aynı gün 10 gazete aynı başlıkla çıkmaz. Bütün televizyon haber bültenleri aynı şeyi söylemez. Farklı şeyleri söyler. İnsanlar da bu farklı şeylerden mukayese etme imkanını bulurlar. Ana akım olmak için iktidardan bağımsız olmak gerekir. Yani iktidar tarafından yönetilmemek gerekir. Bütün bunların toplamına sahip bir ana akım medyaya sahip değilsek ki değiliz. Bugün ana akım yok. Ana akım olmadığı için de kavramsal düzeyde tam da zamandır ana akımın
nasıl bir medya olduğunu konuşmak ve tartışmak için bağlıyorum. Ana akım dediğim zaman ben ana akımdan eski Türkiye'deki ana akım medyayı yahut bugünkü iktidar medyasını anlamak ve bu anlayış üzerinden bana tepki göstermek sadece ve sadece konuyu kavramsallaştırılamadığını, konuyu kavramsal düzeyde tartışılamadığını gösterdiği için bana sadece üzüntü veriyor. Bunu söylemekle yetineyim. Ben kavramsal bir tartışma yürütmek istiyorum. Referansım eski Türkiye'nin ana akımı değil, bugünkü iktidar medyası da değil. Benim referansım bir kavram sadece. Kadri, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında çok uzun bir konuyu kısa bir söyleşide ele aldık ve çok geniş bir yelpazesi olan bir kitabı kısaca burada konuştuk. Kadri Gürsel konuğumuz, yeni konularla ve konuklarla tekrar bir arada olmak umuduyla.